Arkadaşlar hoş geldiniz. Bana basın danışmanımız dışarıda 50 gazeteci arkadaşımız var deyince ben de şöyle düşündüm. Bu filmin Oscar alacağına dair bir ipucu aldınız herhalde. Yadımız bu kadar ancak Oscar'da bu kadar kalabalık olabilirdik. İnşallah, o hedefe de hep beraber yürürüz. Kelebeğin Rüyası Oscar aday adayımız oldu. Filmin yapımcısı, filmi Amerika'da temsil edecek firmanın yetkilileri bugün misafirimiz de. Bu bakanlığımızın da desteklediği bir film. İnşallah bu filmden çok umutluyuz. Pek çok ödül alacağını düşünüyoruz. Bugün arkadaşlarımızla Oscar adayı olmasından sonra, aday adayı olmasından sonra filmin bundan sonra kendilerinin ne yapacağını dinleyeceğim kendilerinden. Biz hangi aşamalarda kendilerine Kültür Bakanlığı olarak destek verebiliriz? Onlarla ilgili konuşacağız. Görüşlerimizi paylaşacağız. İnşallah bundan sonrasında da arkadaşlarımızla beraber yürüyeceğiz. Film 2 milyona yakın yerli izleyici tarafından izlendi zaten. Yabancı izleyicinin de buna çok ilgi göstereceğini, hakikaten pek çok ödüle kavuşacağını düşünüyor bu filmin. Bundan sonrasını belirlemek üzere arkadaşlarımızla bir görüşme yapacağız. Bundan sonraki her aşamada da inşallah kendilerine destek olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederiz. Biz de böylelikle Sayın Bakanımıza ve Kültür Bakanlığı yetkililere teşekkür etmeye fırsatı bulduk. Buradan aslında seçici kuruluna da ve ondan sonra bize çok gelen çok sayıda tebrik mesajı gönderen herkese de teşekkür ediyorum. Bundan sonraki işte süreci konuşacağız dediği gibi Sayın Bakanım ve tabi bundan sonra bir tanıtım ve daha çok Los Angeles'ta yapılacak faaliyetler var. Onunla ilgili yetkili arkadaşlar da konuşacaklar. Valentina Queen ve Maximiliano bizim bu Oscar'a seçilmeden önce zaten birlikte çalıştığımız temsilci arkadaşlarımız. Bir de zaten aslında Golden Globe için de bir adaylık başvurumuz var orada. O ikisini de tanıtım kampanyasını arkadaşlar yürütecekler. Şansımızı nasıl görüyorsunuz acaba? Genel olarak hayatta bir şansım mı? Yani, Oscar'daki. Ya bu bir aslında ilginç bir milli meselemiz bizim. Her sene bizim mesleğimizden bir grup arkadaş gidip elinden geldiğince temsil etmeye çalışıyor. Biz de onlardan bir ekibiz. Umutluyuz aslında. Ama tabii bu biraz da orada görüştüğümüz birisi ilginç bir şey söyledi. Film dedi bu sürecin %2'sidir. %98'i orada yapacağınız çalışmalarla ilgilidir dedi. Ben de orada gidip ev işte şey dağıtacağım, iş dağıtacağım. Yani ne mümkünse yapmak istiyoruz. Umarım şansımız yaver gider. Yani 90 küsür filmin içinden önce ilk 9'a sonra ilk 5'e girmek lazım. Kolay bir iş değil. Kolay olsa biz de şimdiye kadar başarırız. Ama bir gün bir ekibimizin başaracağını umuyorum. Biz de isek yarın mutlaka bir ekibimiz bunu başaracaktır. Umarım bu ekip belki de biziz. Bakanlığın desteği ne kadar acaba? Ya da nasıl bir destek planlıyorsunuz? Yani tanıtma yönelik destek, maddi destek mi? Şimdi paylaşacağız. Bundan sonra nasıl yol görülecekse bizim hem kendi ilişkilerimiz bakımından hem başka açıdan arkadaşlarımızla değerlendireceğiz bunu. Ama bu destek verdiğimiz film de çok güzel bir film. Çok da büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Dolayısıyla bizim görevimiz Oscar aday adayı olmuş bir Türk filminin her aşamada takip edilmesi, desteklenmesi şeklinde olacak. Onu kendi aramızda paylaşacağız. Bir yol haritası çıkaracağız inşallah. Yılmaz Bey, vurguladığınız galiba yolu biraz çok etkin olacak. Filmin hani biraz daha mümkün çıkmasında orada. Onun dışında rakip olabilecek filmleri hiç izleme fırsatınız oldu mu? Hani böyle yarışabilecek filmlere bakabildiniz mi? Yok, ben henüz bakamadım. Çünkü daha yeni yeni açıklandı aslında bu filmler. Biraz bakacağım ama bu futbol maçı gibi değil. Onların oyuna bakıp ona bir... ona keşke öyle olsaydı. Daha işimiz kolay olurdu. Bu bize hiç bağlı olmayan bir sürü parametre var bu işin içinde. Ama bizim yapabileceğimiz şey filmimizi bir kere orada oy verecek jüriye ulaştırabilmek. Onları önce seyretmeyiz. Sağ olun. Yani yapılabilecek her şeyi yapacağız. Ondan sonrası artık o seçicilere kalacak.
Yılmaz Bey, daha önce de filmleriniz oldu ama bu filmle Oscar'a gitmek sizin için hani ayrı bir filme ayrı bir anlam katacak mı? Nedir önemi? Valla ya ben bu filmi hep Rüştü'yle yani hayatını anlattığımız iki şairin, özellikle ikisinin yani hiç kimsenin yaşayıp çok kısa bir ömürde yaşayıp çok güzel şiirler yazdıktan sonra kısacık bir ömre çok güzel şiirler sığdırdıktan sonra göçüp giden ve sonra unutulan iki şairin yolculuğu olarak bakıyorum. Her evresinde çok şaşırıyorum. Bütün hayatlarını mesela Varlık Dergisi'nde 3 satır şiirleri yayınlansın diye harcamışlar. Zaten de 3 satır yayınlanmış. Yani 3 satır Muzaffer'in şiiri var. O şiirde bir güzele güzelliğini hatırlatmak isterdim. Aynalardan evvel. 3 satır. Bir de Rüştü'nün şiiri var. Sonra film yapıldı. Filmden sonra kitapları satış rekorları kırdı. Şimdi de Los Angeles'a gidiyorlar. Bence bu sürecin içindeler onlar. Başından beri. Ben hep onlar açısından bakıyorum ve çok şaşırtıcı bir yolculuklar var. Şimdi de ülkemizi temsil edecekler. Ben onlardan çok şey bekliyorum. Dur bakalım. Anthony Quinn'in gelini Valentina bizim için çok tanıdık ve sevdiğimiz bir isim. Onu da söyleyeyim. I'm Valentina Castellani Quinn. Benim adım Valentina Quinn. Quinn stüdyolarından geliyorum. Hepinizin malum. Arkadaşım Michael Richards'ı yolumuzla birlikte zaten buradayız. Aslına bakarsanız birkaç ay öncesinden beri Türk sinemasıyla yakından ilgileniyoruz. Sayın Yılmaz Erdoğan'la zaten bir araya gelişmiyor. Bu şekilde gerçekleşti. Çok büyük. Zevk duyduk. Öncelikle aslında teşekkür ederek başlamak istiyorum ben. Çünkü bu yıl belki de ilk defa Türkiye'nin Oscar'lara göndereceği yabancı film alanındaki film erken bir tarihte, önce erken bir tarihte belli oldu. Dolayısıyla bizim de çok güzel bir kampanya yürütmek için yeterli var diye düşünüyorum. Biz zaten bu filmin çok güçlü, gerçekten yorucu bir film olduğunu düşünüyoruz ve kazanmak anlamında da en iyi aday çıkmasını Nomination from the country of Turkey came so early. I would like to stress the quality. Hem altın kürelere biliyorsunuz hem de Oscar'lara bu filmi taşıyacağız çalışmalarımızda ve Türkiye tarihini gerçekten çok güzel yansıtan, aksettiren bir film diye düşünüyoruz. İki şairin hikayesi hepinizin malumu. Sinematografi açısından, müzik açısından, senaryo açısından, oyunculuk açısından gerçekten öne çıkan çok güçlü bir yapım. The writing, the script, the music. We observe this movie from all these points of view. Macar heyet mi?